Merve'den Safa'ya geliyoruz. Safa'dan Merve'ye, yani 4 gidiş 3 geliştir o. 7 şalttır. Orada 2 yeşil direk arası var. Hacer anamız oğlu İsmail için tabi su ararken heyecanlanmış böyle, ümitsizliğe düşmüş. Orada biraz koşuşturmuş böyle. Biz de onu takliden, Hacer anamızı taklit edeceğiz yani orada. Koşuşturacağız. Ve oradan Merve'ye geçtik. Tekrar oradan Safa'ya. İşte her iniş çıkışlarda اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اِذِعَتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوْفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّهَا خَيْرًا فِيهِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Ayet-i Cellesi, o Safa Merve ile ilgili ayetleri. Merve'de sayemizi bitirdik. Ondan sonra ne yapacaksınız? Sayemizi bitirdik. Tıraş olup ihramdan çıkacağız. Bak, tıraş olmadan ihramdan çıkmayın. Eğer tıraş olmadan çıkar da o elbisesinde eğer farkına varırsanız, durumuna göre tabii orada sadaka icap edecek. Bizim ondan haberimiz olsun ya. Yani. Tavafımı yaptım, sa'imi yaptım. Tıraşımı olup ihramdan çıkabilir miyim? Soracaksınız bunu bize. Tamam haberim, sen tıraşını ol ve ihramdan çık. Yenge hanımlar da saçlarının ucundan hafifçe keserek onlar da ihramdan çıkmış olacaklar. Şimdi tabii buradan giderken en sıkıntılı şey şu, bazı yenge hanımlar tabii özel durumları oluyor onların. İşte bu nedenle diyor ki ben şimdi ibadet yapamam, oraya gideyim ondan sonra oradan niyet eder yaparım. Öyle değil. Uçağa bindiği zaman herkes niyetini yapacak. Abdestli abdestsiz önemli değil. Herkes orada niyetini yapacak ama gidecek, orada o hal devam ediyorsa biraz bekleyecek. Daha sonra tavafını ayrıca yapacak. Ha bu müddet içerisinde ne yapacak? 3 gün, 5 gün diyelim. Yani o şey içerisinde ne yapacak o yenge hanım? O da yine hareme gelecek. Ama o sa'i kısmı var ya, mes'a diyoruz biz oraya. Orası sa'i yeridir aslında. Mescide dahil değildir ama şimdi orada mescide dahil olmuş, namaz kılıyorlar. Yollar da mescide dahil değil ama yollarda da namaz kılıyorlar. Şimdi kadın yolda, yenge hanımlar orada bir kenarda oturacaklar, namazlarını kılmayacaklar bu durumda olanlar. Ve tesbihatta bulunacaklar. Daha sonra tavaflarını yaptıktan sonra onlar da artık diğer ibadetlerine devam edecekler. Ve bir husul abdesti alıyoruz. Ondan sonra diğer elbiselerimizi, yine normal elbiselerimizi giyiyoruz. Ve ondan sonra inşallah akşama artık teravih var. Teravih namazına geleceğiz. Ve hatimle her gün bir cüz okunuyor tabii. Ve biz de inşallah 30 gün orada kalırsak o 30 gün içerisinde Kur'an-ı Kerim'in namazın içerisinde bir defa hatimle teravih namazı kılmış olacağız. Bu da bizim için büyük bir bahtiyarlık olacak inşallah. Cenab-ı Hak şimdiden kabul eylesin diyorum ben. Evet, ben daha fazla devam edebilirim isterseniz teknik. Tamam. Şimdi orada tabii ben de mesela Şafii mezhebinde 3 tül de alınsa olur ama Hanefi mezhebinde başın 1/4 mezhedildiği için o mes yeri makasla böyle alacaksınız biraz. Çünkü belki ondan sonra bir daha bir umre yapacağız. Anneniz için, babanız için terime gideceğiz. Yani oradaki tabii o sıkıntılı bir durum. Şimdi ben bundan önce Adana'daydım ben. Orada bir hacca gittik. Hacılar benden illallah ettirirler. Neden biliyor musunuz? Gece saat 2'de hepsi otelin önünde hazır oluyorlardı. Saat 2'de herkes hazır olacak. Gider tavafımızı yapardık 3'e kadar, 3.30'a kadar. Saat 5'e kadar herkes teheccüd namazı, kaza namazı, Kur'an'ı okur, sabah namazımızı kılar. Peşinden de Yasin-i Şerif'i okurduk. Ve ondan sonra ben kısa bir konuşma yapardım. O günkü program vesaire, sorular varsa onları alırdım. Sonra duamızı yapar ve dağılırdık. Yani tam 30 gün böyle devam etti. Şimdi tabii namazından sonra orada toplanacağız arkadaşlar. Tamam mı? Yasin-i Şerif'imizi okuyacağız orada. Ondan sonra
kısa size bir konuşma yapacağım ben veya diğer hoca arkadaşlarımız gelirse onlar. Doğa otelimize gitme imkanı da bulacağız. Ondan sonra istirahatımızı yapacağız. Yani günde en az bir defa bir içtimamız olsun ben istiyorum. Buna tabii muvaffakat gösterirseniz ben memnun olurum. Bu arada birlikte tamam. Netice itibariyle orada buluştuğumuz yerde buluşacağız ve bu programımızı icra edeceğiz. Otelde de yine diyelim ki gündüz sıcaktır, hareme gitmediniz. Saat 10, 12, 11 arası bir saat, bir buçuk saat bir program. Belki hocalarımız gelirse işte ilahiler falan söylenir, dualar yaparız. Ve böylece şu Ramazan'ı inşallah dolu dolu orada geçirmeye çalışacağız yani. Şimdi benimle giden arkadaşlarımız tabii hala soruyorlar. Hocam bu sene gidiyor musun? Biz de gelelim işte, daim olalım falan gibi. Yani gittiğiniz hacılarımız hep bizden memnun olmuştur. Kırıkkale'nin gerçekten seçkin firmalarından birisi. Bu arkadaşlarımızın da orada size güzel hizmet verecekleri kanaatindeyim. Yani bu bir yatırımdır tabii, hizmettir, bir yarıştır. Onlar hem sevap kazanacaklar, hem maddi imkanları olacak. Siz de sevap kazanacaksınız ve böylece dost kazanacağız, ahbap kazanacağız. Belki buradaki bu dostluğumuz senelerce devam edecek. Yani umre arkadaşlığı, hac arkadaşlığı, aynen asker arkadaşlığı gibi bir şey, biliyor musunuz? Ya öyle. Peki ondan sonra zaten tavafımızı yaptık, evimize geldik. Normal elbiselerimizle artık gideceğiz. Kendi başımıza da tavaf yapabiliriz. 3-5 kişiyle beraber yapabiliriz. Birlikte de gider yapabiliriz gündüz. Artık namazlarımızı mümkün mertebe orada kılacağız. Ve teravih namazımızı kılacağız. Teravihten sonra gelip istirahat edeceğiz. Bu gece burada yatacağım. Ben sabaha kadar gelmeyeceğim. Bence eve gidin, istirahatınızı yapın. Ne kadar iyi istirahat ederseniz o kadar fazla güzel ibadet yaparsınız. Kendinizi yorup da hasta ederseniz güneşte teşebbüs bak. Güneş kafaya vurdu. Hacı ondan sonra arkadaşlar. Değil mi? Yani kendimize de dikkat edeceğiz. Bize sıhhat lazım, sağlık lazım. Ama ibadetimizi de aheste aheste yapacağız inşallah. Daha sonra bizi tabii ziyaret yerlerini gezdirecekler. Değil mi Mehmet Bey? Ziyaret yerlerini bu arada gezip görme imkanı bulacağız inşallah. Ya biz bütün dünyayı gezemeyiz ama bütün dünya orada bizim ayağımıza gelecek. Ya Afrika'dan, Çin'den, ta Japonya'dan, Amerika'dan hacılar geliyor. Ha, Rusya'dan hacı geliyor, Rusya'dan. Yani biz nereye uğrar, nasıl gezeceğiz? Ama onların hepsi bizim ayağımıza geliyor. Ve orada herkesi görme, tanışma imkanı bulacağız inşallah. Ve bir de orada arkadaşlar en mühim şey birbirimize ikram edeceğiz yani. Servise binerken yenge hanımlar önce binsin ya. Sakat olan arkadaşımız varsa hacı amcalar önce binsin. Yaşlılar önce binsin. Herkes gider. No, uçak da aynı şekilde. Yani öyle bir harıltı gürültüye gerek yok. Adabına uygun olarak inşallah yani asansöre binerken, servise binerken, uçağa binerken, işte ziyaret yerlerine giderken hep böyle usulüne uygun hareket edelim inşallah. Kırıkkale'mizi dışarıya yanlış göstermeyelim yani. Çünkü biz Kırıkkale'nin yüz akı olarak oraya gideceğiz inşallah. Şehrimizi de başkalarına kötü göstermeye hakkımız yok. Ve bir de bakın, ben bu kadar hacca oraya gitmişim. Yani gittik 8-10 defa, Cenab-ı Hak kabul etsin. Benim aklımdan çıkmayan bir hadise var. O da nedir biliyor musunuz? Bir defasında hacca gitmişiz. Yani artık Arefe günü yakın. 3 gün kalmış bayrama. Ve harem cami tam yükünü almış. Dünyanın her tarafından insanlar burada toplanmış. Tıklım tıklım. Böyle saf olmuşuz. İkindi namazı kılıyoruz. Ya kenetlenmişiz böyle birbirimize. Baktım oradan bir tanesi geliyor safların arasından. Yanında bir tane Suriyeli bir genç vardı böyle. Tertemiz böyle bembeyaz elbisesi. Cenab-ı Hak onlara da yardım etsin inşallah. Büyük sıkıntı içerisindeler. O genç ne yapsa iyi, hemen beni biraz itekledi bu tarafa. Onu yanına aldı.
Tabii o yanındakiler kızıyorlar. Ya biz zaten sığmıyoruz, sen bunu buraya aldın falan gibilerden. Baktım bir tane daha geliyor orada. Meğer orada kapıyı açıyormuş. Şimdi bu Suriye bu defa o tarafa yığıldı böyle. Bunları böyle itekliyor. Bunu da benim yanım ağrıyor. Ama ben ona, o fedakarlığına hayran kaldım. Biz artık iyice kenetlendik birbirimize. Çünkü göğüs kıbleden dönerse namaz olmaz. Bak. Ben düşündüm, ben bunu yapamam arkadaşlar. Kamet getiriliyor. Yoksa yanına gelen adamın bağdaş kurmuş. Git o tarafa bak. Öyle olmaz ki. Neye gittin oraya arkadaş sen ya? İkram edeceksin arkadaşlar ya. Yani bu hadiseyi hiç unutamıyorum arkadaşlar. İkram, ikram. Burada ikram. Yani o Endonezyalılar var mesela. Böyle senin yanından geçerken omuzuna böyle dokunuyor. Yani geç, ya biz olsak tak diye vurup geçiyor. Adamın omuzu ağırmış mı? Umurumuzda değil. Ama o böyle yavaşça o tarafa geçiyor böyle. Bu çok önemli yani. Oradaki hal ve hareketlerimiz, disiplin. Ve bir de yani siz bize itimat ederseniz, başımızdaki işte efendim şirket yetkilileri, arkadaşlarımız, tabii onlar da sizin için gereken gayreti gösterecekler. Yani onlar sizin hiçbir zaman tabii üzülmenizi istemezler. Bir defa bunu nazara alacaksınız yani. Artık orası bizim evimiz, memleketimiz gibi değil. Dilini bilmediğimiz memlekete gidiyoruz. Yani bütün sıkıntılara hazır olacağız. Ama Kabe yerindedir. Her ne kadar inşaatta olsa, şeyde olsa hiç önemli değil. Kabe orada duruyor. Yavuz Sultan Selim bir defasında diyor ki, ben diyor Kabe'yi İstanbul'a getireceğim diyor. Yani bu Kabe-i Mahzaman üzerinde meleklerin okyanusun içerisinde kalıyorsun yani. Böyle bak okyanusa dalıyorsun. Artık ben yok orada, biz var. Bütün o tavaf edenlerin sevabından senin defterine yazılıyor. Nasıl ki camide namaz kıldığında bütün cemaatin sevabı senin defterine yazılıyor. Onun için çok önemli. Orada günümüzü inşallah haremde geçirmeye çalışacağız. Ziyaret yerlerimizi gezeceğiz. Ve daha sonra da Medine-i Münevvere'ye geçeceğiz inşallah. Orada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret edeceğiz. Men zâre kavri ba'de memâti fekeannemâ zâreni fî hayâti. Yani vefatımdan sonra beni ziyaret eden hayatımda beni ziyaret etmiş gibidir diyor Efendimiz. Men zâre kavri ba'de memâti vecebet lehu şefaati. Ölümümden sonra beni ziyaret edene şefaatim vacip olur diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ya orada inşallah böyle ziyaretlerimizi de yapacağız. Medine-i Münevvere'deki ziyaret yerlerine gideceğiz. Uhud'a gideceğiz, Mescid-i Kıbleteyn'e gideceğiz. Yedi mescitlere, Mescid-i Kuba'ya, efendim orada küçük mescitler var. Mescid-i Gamame'dir. Yani bütün onların tabii hikmetlerini orada yerinde size anlatacağız inşallah. Ve dolu dolu hiçbir şeyimiz noksan kalmayacak. Böylece salimen, ganimen muazzam bir Ramazan geçireceğiz arkadaşlar. Dua edin şu vize işlerimiz biraz daha hızlansın. Şöyle bizim hanım da evde vallahi dört gün. Evet. Hocamdan Allah razı olsun. Çok şanslı bir grup. Kırıkkale İl Müftü Yardımcımız Sayın Mustafa Hocam, kafile başkanımız olarak bize verilen kabile başkanı Aydın mıydı? Aydın belgesinden de. Hocam ismi geçince hocama rica ettik. Hocama aldık. Ve buna da bir sürü uğraştık. Yani o hocam kaldı mı kalmadı. O da gitti ama hocamla birlikte olmak, sizlere hocama emanet etmek bizim için bir gurur. Hocamdan da Allah razı olsun bizimle beraber oldu. Önce bizi tercih ettiğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şirketin adına Abdullah İpekçi Bey'in hepinize ayrı ayrı selam var şirketimizin müdürü. Kendisi şu anda İstanbul'da Türk Hava Yolları'nın 5 günlük olağanüstü bir kursu var. Türk Hava Yolları dünyaya entegrasyon olduğu için bütün bayilerini bizzat şirket görevlileri katılma bağıyla toplantıya aldı. Onun için bu toplantılarınızda bulunamıyor. Hepinizin ellerinden öpüyor. Dualarınızı istiyor.
Cuma günü burada olacak, Allah izin verirse. Cuma günü bitiyor toplantısı. Sevgili hocam doyurucu bir şekilde anlattı. Ben sadece vereceğim teknik bilgiler. Benim her zaman merak ettiğim bir konu var. Ümre'ye bu insanlar niye gidiyor? Hayır mı ya? 1300, 1500, 2000 lira para veriyor. 3000 lira. Bugün Kabe'yi internetten izleyin, Arap Suudi Kralı'ndan izleyin, Kabe'nin içine adım atacak hali yok. Hayır mı ya? Git Antalya'da, hava ne güzel ya. Allah'ın güzel denizi, kumu. Şöyle çevir çevir, ağrıyan yerlerini kuma göm. Daha ucuz. Bir yerde okumuştum. Hocam daha iyi, alanına girmek hakkım değil, özür dilerim. Her ruh diyor, yaratıldığında Allah'a söz verdi diyor. Beytini ziyarete geleceğim diye diyor. Doğru mu? Bilmiyorum. İşte gidecek olanlar söz verdiler. Evet. Yani onu isterseniz söyleyeyim. Bak Hacerül Esved, Hacerül Esved. Men favada Hacerül Esved fe innama yufavidu yeder Rahman. Yani Hacer-i Esved, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde sağ elidir. Ve Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, ey Hacer, Peygamberimiz seni öpmeseydi ben seni öpmeyecektim. Senin ne fayda ne zarar vermeyen bir taş olduğunu biliyorum. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, bu taşın faydası olur ya Ömer. Nasıl? İşte Adem babamız rivayetlerde cennette gelirken cennetten o taşı getirmiş. Hacer-i Ebyad da önce beyaz taş. Hacer-i Esad de deniyordu, en mesut taş. Sonradan o taş siyahlandı. Günahkar insanlar güveyt böyle ellerini, yüzlerini süre süre. Yani neticede Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, bu taşın faydası olur. Çünkü Cenab-ı Hak eles bezmine, daha biz yaratılmadan ruhlarımızı yarattı. Onlara eles bir Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye şey yaptığında bela, evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Orada söz verdi. Cenab-ı Hak da o sözümüzü Hacer-ül Esved taşının içerisinde keyfiyetini bilmediğimiz bir tarzda yerleştirdi. Keyfiyetini biz bilemiyoruz. Şimdi biz oraya gittiğimizde ne diyoruz? Allahümme imanen bike ve tasdikan bi kitabike ve vefaen bi ahdike. Ezelde verdiğim o söze mutabık kalarak ya Rabbi senin beytini ziyaret ediyor, Hacer-ül Esved'i istilam ediyorum. Yani Hacer-ül Esved'i öpmek veya istilam etmek bir attır. Tövbedir. Allah ile bir yaklaşıyoruz. Ezelde verdiğimiz o sözü ya Rabbi ben sana söz verdim ama arkadaşa, kötü arkadaşa uydum, dünyaya uydum, nefsime, şeytana uydum. Buradan döndükten sonra inşallah daha dikkat edeceğim manasına tekrar bir sözleşmedir Cenab-ı Hak'la. O yüzden işte İbrahim Aleyhisselam tabi beyti inşa ettikten sonra o beyti makamı İbrahim deniyor. Onu da gidip göreceğiz orada. O taşın üzerine çıkıp, ey insanlar Rabbiniz bir beyt inşa etti, onu ziyarete sizleri davet ediyor dediğinde, ayette zaten وَاَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ. Yani ey İbrahim insanları hacca davet et, onlar uzak yollardan, vasi derelerden akarak sana gelirler. Ya Rabbi sesini nasıl duyurabilirim? Sen çağır ben duyururum diyor Cenab-ı Hak ve o taşın üzerinde İşte insanları hacca davet ettiğinde hacca gidecek olan herkes, umreye gidecek olan herkes lebbeyke ve sa'deyk diyerek İbrahim Aleyhisselam'ın o davetine icabet etmişler. Şimdi biz de işte vakti sırası geldiğinde o davete icabet ediyoruz inşallah. Öğrenmiş oluyoruz. Şimdi benim orada teknik olarak dikkat ettiğim bir şey var. Ümre'ye gelen mutlu oluyor. Ben Allah rızası için geldim, sözüm gereği yerine geldim diye çok mutlu oluyor. Ben bunun sevabına, sözümün gereğini Rabbim halledecek diye gelen mutlu oluyor. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu açıkça. Hocam isterse değiştirsin.
Bunun karşılığını kapıcıdan, komşudan, bakkaldan, arkadaşından bekleyen mutlu olmuyor orada. Bizi çok üzüyor. Ya Ümre'ye gitti geldi. İşte hurma getirdi. Şunu getirdi, bunu getirdi. Oraya gezmeye giden, tarihi yer görmeye giden gibi giden orada mutlu değil. O niyetle olan varsa içinizde hemen iptal edin. Mekke haşimdir. Mekke sıkıyor. Zemzem'i biz otelin odasına götürüyoruz, mutlu edebiliyoruz. En sonunda ne diyor biliyor musun? Patladı, çıkar beni buradan diyor. Haçla. Birinci gün Arafat'tan indirdim. Beni burada diyor, tüfek çarpın usta ne olur diyor. Beni burada hapsedemezsin diyor. Beni göndereceksin diyor. Ben yaşadıklarım. Allah rızası için giden orada mutlu. Sabır, karışmama, namaz kılıyor, adam görmüyor, eline basıyor seni, kalkıyor, gözün kör mü diyor. Öbürü de diyor ki, bu komşusu için giden burada. Saçı ağarmış, beli bükülmüş, beli bir mebla edilmiş. Torun diyor ki ya Mehmet'den cümleye gitti, dede sen niye gitmiyorsun? Baba sen niye gitmiyorsun? Komşu niye gitmiyor? Arkadaş niye gitmiyor? Oğlum ben anca gideceğim, hadi çıkma. Ya o zaman Ümre'ye git diyor. Çevre baskısı var, mahalle baskısı var ya. Mahalle baskısıyla Ümre'ye gidiyor. 10 gün, 15 gün, 20 gün. Hem ona zehir oluyor mu? Hem odadaki arkadaşına. Odada arkadaşı geliyor, klimayı açıyor. Adam terlemiş ya, veyahut da bunalmış. Kapat klimayı diyor. Asansöre binme diyor. Dört kişi, ya bura beş olsun diyor binmese. Ben mi çıkayım? Çünkü mutlu değil. İşi bildi. Mekke'nin dağlarına, taşlarına bakın, simsiyahdır. Acımasızdır Mekke. Mekke'ye ibadet için giden mutludur. O güneş yakmıyor. Hastalanmazsa hiçbir şey olmaz. Ama konu komşu için dünyada etiket almak için giden hapı yuttu. Peşin söyleyeyim. Dünya burnumuzdan gelir. Zehir olur da size. Hem hocamın başına der, hem görevlinin başına der, hem rehberin başına der, hem o da arkadaşınızın başına der olursunuz. Bu büyük sıkıntı bizim. Onu peşin söyleyeyim. Mutlu olmak istiyorsanız hiçbir şeye karışmayın. Yemek kuyruğunda birisi gelir koşarak iftarda şekeri vardır, hastadır, önüne geçer, üstüne döker. Allah rızası için karışmayın. Buyur acaba sen de. Ben otur getireyim de. Mutlu olmaz. Asansörde odasında hanımı hastadır, bir çay çıkaracaktır, su götürecektir, müsaade edin. Üstümüze döker. İlginç bir şey anlatayım. 2001 yılında Haç'tayım. Asansörde bindim. Bursalı emekli bir zabıta memuruymuş. Tepsiye 10-15 tane çay getirmiş. Bindim. Hacı abi dedim ya bana. Dikkat et ama üstümüze falan dökülmesin dedim. Hani nefsime söyledim. Bana da dediler ki demek ki sen karışıyor muydun işine? Sana ne dediler? Adam öyle mi dedi? Dökülür mü dedi üstüne dedi. Evet dökülür dedi. Tam o zaman dedi. Yanaştırdı üstüme böyle. Kaynaştı. Üzerinde Arap elbisesi var. Şöyle tuttum. Çay üstüme aşağı döndü. Kaynar çayı. Yandı mı dedi. Bu ara benim 4. katı hiç unutmadığımı hatırlam. Geldim. Ağzıma çaldım. Adam kısacık bir şey. Yani orada ayağımın altını ezerim. Odaya çıktım. Belki yarım saat ağladım. Çünkü benim aldığım terbiye şuydu. Karışmama. Sen misin karışan dediler. Sana ne dediler. Biz işte böyle yaparız laf dinlemeyeni dediler. Benim bacaklarımı yaptılar.
Benim en büyük tavsiyem. Karışmayın. Hiçbir şeye. Herkes uçağa biner. Herkes otobüse biner. Herkes yemeğini yer. Herkes odasına yerleşir. Hepiniz. Şu anda Mekke'de, Medine'de otellerimiz hazır, odalamalarımız falan hepsi hazır. Hiçbir şey acele etmeyin. Teknik işler bunlar. Otelinize vardığınızda lobide oturun. Görevlilerimiz anahtarlarınızı getirir. Tek tek çağırır. Odalarınıza çıkın. Valizlerinizi alabildiğiniz zaman alamadığınızı daha sonra çıkarın. Acele etmeyin hepsini çıkaracağım. Dursun orada bir şey olmaz. Acil olan anı çıkın odanıza. Emir komutaya uyun. Orada aslanlara ne ilan ediliyorsa ona uyun. Şu saatte toplanacaksa ha gelemezsiniz. Olabilir. Gayet normal. Ama haber verin. Arabalar beklemesin. İlk giden kaç kişi var burada? Bir yerde kaldı. Hiç gitmedi. Ben gitmedim. Çok az. Maşallah. Çok az. Şöyle, bir sene önce gittiğin yer bugün yok orada. O otel yok orada. O yol orada yok. Bitti. Sen orada kılavuza uyun. Toplu git. Toplu git. Toplu gel. Ondan sonra de ki Mehmet Bey'e, hocama, ben yalnız arkadaşım. Ben müsaade edinle. Sizi düşünmesinler, sizi aramasınlar. Onun için buna lütfen. Odalarınızda şu olabilir. Kişi uyumsuzluğu olabilir. Lütfen saygı göster. Ama özel, çok özel durum varsa Mehmet abiye iletin. Orada gereğini size yapar, yardımcı olur. Şu anda oraya gidecek olan bizden bir tane kabile başkanımız, müftümüz. İzmir'den bir din görevlimiz geliyor size. İki tane bayan hocamız, bayanlar. Bir Konya'dan, bir Ankara'dan. Bayanlarla ilgilenecek. Dört tane, iki tane şirket görevlisi, iki tane de rehber. Mehmet Bey geliyor. Konya'dan Seyit Mehmet Bey geliyor, şirket görevlisi. Ve iki tane de rehberimiz. Alışverişlerimizde kesinlikle ben biliyorum, ben daha önce gittim, şu dükkanı aldım, bu dükkanı aldım, bundan vazgeçin. O vardığın adam o gün oradadır, yarın yoktur. Para zor kazanıyor, yazık etmeyin. Rehberimize söyleyin, sizi götürsünler, Mehmet Bey götürür, rehberimiz götürür, paranızı israf etmeyin. Günah. Bu konuda hassas olun. Hedefimiz uçaklarımızın bütün ödemeleri hepsi bitti. Pazar günü için programlar yapıldı. Pistler alındı. Suyu hava yolları. Dua edin. Hocam başta da söyledi. Diyanetin 18 bin tanesi şu anda beklemede. Ne Diyanet'ten, ne Turizm Bakanlığı'ndan, Türkiye ayağından hiçbir şey yok. Bizim şu anda gidecek olan buradan Kırıkkale, Konya, Pendik, Nevşehir, İzmir toplam 120 kişi. 70 tanesinin vizesi çıktı, hazır. Öbürleri de beraber içerideler. Toplu verecekleri için şu anda bekliyoruz. Toplu çıkaracaklar. Geride kalan 50 tane içeride vizemiz var. Her şey açık paylaşıyoruz. Şu anda vizeler içeride Suudi Arabistan konsolosluğunda sırayla basılıyor. Şu anda pazar günü için normal programımızda bir değişiklik yok. Olursa da size haber vereceğiz. Sizin günlerinizde kesinlikle ve kesinlikle 20 gün giden 20 gün, 33 gün giden 33-35 gün kalacak. Bunda herhangi bir şeyiniz olmasın. Biraz önce bahsettiğim gibi, hocamın bahsettiği gibi, Kabe'nin içi çok sıkıntılı. Serdar Bey yeni geldi. İnanır mısınız diyor, yerler Kabe'nin içi kan diyor.
biliyorsunuz el arabalarla. Bu arabalar Kabe'nin içi daraldığı için bu arabalarda serviste insanların topuklarına vuruyor.